Bizim iman ettiğimiz dine hizmet etmemiz gerekir. Hizmet sadece efendim kılınan namazla olmaz. Tutulan oruçla, gidilen hacla, okunan tilavet olunan, öğrenilen Kur'anla olmaz. Çünkü bunlarla dindarlık olmaz. Yani bunlar eşittir. Namaz, oruç, hac, Kur'an okumak eşittir dindarlık, müminlik. Vallahi böyle değil. Vallahi böyle değil. İnsan tanıyoruz namaz kılıyor, insan tanıyoruz Kur'an okuyor. Kul hakkı üzerinde olduğu halde efendim camiye para veriyor. Yüklü miktarda para veriyor. Ya kardeşim sen gerçekten bu İslam'ı anlamış isen bu İslam'ın emirlerine göre yaşamak istiyor isen önce üzerindeki kul haklarını bir temizle. Ondan sonra git Allah'ın evinde efendim bir hizmet et. Bir şeyler yap. Çünkü bakınız söylediğim gibi bu zahiri ibadetler eşittir dindarlık değildir. Çünkü biz bunların tamamını haricilerde görmüşüz tarihte. Okumuşuz. Biz bunların tamamını yani namazını, orucunu, haccını, Kur'an tilavetini haricilerde görüyoruz. Vahabilerde görüyoruz. Hz. Ali aleyhisselam bir gün Kumeyl ibn Ziyad'ın Nekhe'i ile Kufe'den dışarı çıkarken şehrin sonlarında Kumeyl ibn Ziyad'ın Nekhe'i bir Kur'an tilaveti işitti. Ve durdu bunu efendim böyle ee, arzu edercesine dinlemeye başladı. Dinle, ne de güzel Kur'an tilavet ediyor diye konuşmaya başladı. Hz. Ali aleyhisselam o anlık Kumeyl'e bir şey söylemedi. kumeyle dedi gel gidelim. Aradan bir birkaç zaman geçti. Nehravan savaşında öldürülenler içerisinde Hazreti Ali aleyhisselam dolaşırken Kumeyl de yanındaydı. Efendim yarısı çamurun içerisinde, suyun içerisinde, yarısı toprağın üzerinde olan bir cenazeyi gösterdi Hazreti Ali aleyhisselam. Kumeyl bu öldürülerini tanıyor musun? Baktı dedi tanımıyorum peygamber vasisi tanımıyorum. Dedi hatırlıyor musun bir gece Kûfe'den dışarı çıkarken bir Kur'an tilaveti duymuş ve çok etkilenmiştin. Hatırladın mı evet? İşte o gün o Kur'an tilavetini okuyan bu adamdı. Bakın konuşan Kur'an'ı öldürmeye gelmişti. Hazreti Ali'yi öldürmeye gelmişti. Aziz müminler insan eğer iman ettiği dini öğrenir ise ve o dine şartlarına göre hizmet eder ise Allahu Azza ve Celle nefis tezkiyesinde, terbiyesinde o insanın elinden tutar. Üzerinde kul hakkı var. Allah'ın evine para veriyor. Üzerinde kul hakkı var. Allah'ın evinde efendim bir tane ne bileyim badanasını yaptırıyor, boyasını yaptırıyor. Bu insan Allah'ın dinine, yoluna, evine hizmet eder gibi gözükse bile Allah böyle bir hizmeti istemiyor. Dolayısıyla insanın hizmet ettiği dini şartlarına göre hizmet etmesi için öğrenmesi her inananın vazifesidir.